Sihirli Bohça. Çok eski zamanların birinde ayakkabı tamirciliği yapan Mehmet isminde bir adam varmış. Küçücük dükkanında eski ayakkabıları tamir eder, kazandığı parayı da hanımı ve 3 çocuğuna harcarmış. Ne yazık ki son zamanlarda işleri durgunlaşmış. Bir gün yine dükkanında müşteri beklerken kendi kendine "Keşke bir müşteri gelse de ayakkabısını tamir etsem." demiş. Demesiyle de içeri yaşlı bir kadın girmiş. Kadın tamirciye "Evladım, benim hiç param yok. Ayakkabımı tamir eder misin? Yırtıldı, yürüyemiyorum." demiş. Mehmet Usta "Elbette teyze." diyerek ayakkabıyı hemen dikip vermiş. Kadın ayakkabıyı alır almaz dükkanın içinde bir ışık saçılmış. Gözlerini ovuşturan adam bir de ne görsün? Yaşlı kadın gitmiş, yerine bir iyilik perisi gelmiş. Peri, "O kadar iyisiniz ki peri annem size bir emanet gönderdi. Size 2 bohça getirdim. Bundan sonra akşama ne yiyeceğim derdiniz olmayacak. Ne hayal ederseniz bohçanızı açınca kavuşacaksınız." demiş. Tamirci öyle sevinmiş ki iyilik perisine defalarca teşekkür etmiş. O da, "Yalnız 3 şartımız var. Birincisi, başkasının yanında bohçanızı açamazsınız. İkincisi, bohçadaki yiyecekler bitmeden bohçayı toplayamazsınız. Üçüncüsü de, 2. bohçayı birine vereceksiniz. Yoksa hayallerinize kavuşamazsınız." demiş ve demesiyle de ortadan yok olmuş. O gider gitmez tamirci Mehmet hemen bohçaları almış, oturup kara kara düşünmeye başlamış. Önce 2. bohçayı doğru kişiye vermesi gerekiyormuş. Düşünmüş taşınmış. Sonra üstündeki kıyafetleri makasla kesip eline yüzüne ayakkabı boyası sürmüş, bohçaları alıp yola çıkmış. Yolda giderken büyük bir villa görmüş. Bahçesindeki ağaçlar güller içindeki kocaman ev harika görünüyormuş. Kapının zilini çalmış. Karşısına çıkan hizmetkara, "Karnım çok aç, bana biraz yiyecek verir misiniz?" diye sormuş. Hizmetkar önce ev sahibine sormuş, sonra da içeri buyur etmiş. Bu ihtişamlı evin büyük mutfağında kendisine çok güzel bir sofra kurmuşlar. Önüne 1001 çeşit yiyecek koymuşlar. Adam karnını iyice bir doyurmuş. Onlara teşekkür etmek için tam bohçayı verecekmiş ki evin sahibi hizmetkara seslenmiş. "Dilencinin dokunduğu yemekleri, tabakları atın. Akşama yeni yemekler yapın." Tamirci teşekkür ederek bu evden ayrılmış. Bunlar bohçayı hak etmiyor. Hem insanları küçümsüyor hem de Allah'ın nimetini atıyor. Hem zaten çok zenginler diyerek başka bir mahallede bir apartman dairesinin kapısını çalmış. Kapıyı açan ev sahibine "Çok açım, bana yemek verir misiniz?" deyince onlar da kendisini içeri buyur etmişler. 2 çeşit yemek koymuşlar. Ev sahibi, "Bunları dün pişirdim, kimse beğenip yemedi. Bizimkiler her yemeği beğenmiyorlar." diyerek derdini anlatmış. Tamirci teşekkür ederek bu evden de ayrılmış. Yemek bulup da beğenmeyen birine bohçayı vermeyi uygun bulmamış. Epeyce yorgun düştükten sonra çatısı uçmak, kapısı düşmek üzere olan eski bir evin kapısına gelmiş. Evin sahibi sokaklardan karton ve şişe toplayarak geçinen bir adammış. 5 de küçük çocuğu varmış. "Çok açım, bana biraz yemek verir misiniz?" diye sormuş. Kendisini içeri alıp tahta sofralarını hazırlamışlar. Sofralarında 2 kuru soğan, 1 parça ekmek, 1 de su varmış. Tamirci biraz ekmek ve soğan yedikten sonra "Bunları atacak mısınız?" diye sormuş. "Hayır, bunlar bizim akşam yemeğimiz. Biz hiçbir şeyi atmayız." diyerek çocuklarını göstermiş. Tamirci, "O halde bu bohça sizin. Ne yemek isterseniz hayal edin ve bohçayı açın.
Yalnız başkasının yanında açmayacaksınız ve yiyecekleri bitirmeden de bohçanızı toplamayacaksınız diyerek de tembihlemiş. Adamcağız ve ailesi çok mutlu olmuşlar. Tamirci evine gidip başına gelenleri anlatmış. Eşi çok sevinmiş. Hemen açalım da karnımızı doyuralım demişler ve bohçayı açmaya karar vermişler. Hepsi de çok heyecanlıymış. Bohçayı açtıklarında gözlerine inanamamışlar. Hayal edemedikleri kadar yemek bohçanın üzerindeymiş. Pastalar, meyveler, börekler. Çok sevinmişler. Ama tamirci, durun, başlamayın diyerek onları uyarmış. Biz bunların hepsini bitiremeyiz. O zaman da hayallerimiz bir defalık olur. O yüzden ben gidip ihtiyacı olan birkaç kişiyi yemeğe davet edeyim deyince karısı da çocukları da çok sevinmiş. Asıl hayal ettikleri buymuş. Tamirci konu komşu kimi bulduysa yemeğe davet etmiş. Hepsi gelmiş. Birlikte yemiş, içmişler, eğlenmişler. Yemekler o kadar bereketliymiş ki hepsine de yetmiş. Son bir lokmayı da mecburiyetten tamirci yemiş. O günden sonra tamirci ve karısı her akşam bohçayı sermeden önce misafir davet etmeye, yemeklerini paylaşmaya devam etmişler. Gökten 3 bohça düşmüş. Biri yiyeceklerini paylaşanlara, biri nasibini beğenenlere, biri de masalı dinleyenlerin başına. Bu masalı Fatma Çetin Kabadayı'nın yazmış olduğu Fatma Teyze'den Masallar kitabından okuduk sevgili çocuklar. Yeni masallarda buluşmak üzere. Müzik